هیو نیمه های هیدن هیو نیمه های هیدن هیو نیمه Ben ya kutu. Yok tamam. Sen şimdi bekle. Bak geldi. Şey mal sen bu. Yalnız Benim adım Mahmut Kaya. Ben bu köyde yaşıyorum. Bizim yolumuz olmadığı için dağlarımız da çok yüksek, otlak alanlarımız da çok yüksek yerlerde. Biz otlarımızı yazın biçiyoruz, getiremiyoruz yazın. Bırakıyoruz bir yere toplu bir şekilde. Kışında karların sert olmasıyla birlikte, işte kızaklarla birlikte o otlarımızı böyle meşakkatli bir yolculuk boyunca köye getiriyoruz. Hayvancılığımızı da böyle devam ettiriyoruz. Topladığımız bu otları çok yüksek tepelerde biriktiriyoruz. Orada muhafaza ediyoruz ve kışın karların yağmasıyla birlikte havalar da tabii ki soğuyor bu arada. Orada kızaklar eşliğinde bu otu getiriyoruz. Tabii yollar çok uzak. 3 kilometre gidiş, 3 kilometre de geliş olmasıyla birlikte toplam 6-7 kilometreyi buluyor. Çok zorluklar çekiyoruz. Dereleri, tepeleri aşıp gidiyoruz. Tabii kızakları götürürken sırtla götürüyoruz. Çok zor bir şekilde götürüyoruz. Getirirken de aynı zorluklarla birlikte yani baş başa kalıyoruz. Tabii çiftçilik bulunduğumuz şartlarda özellikle kırsal kesimlerde ve mezralarda tabii şehirlerdeki imkanlara sahip de değiliz, teknolojilere de sahip değiliz. Bizim yaklaşık olarak burada 5 ay, 6 aya yakın bir kışımız geçmektedir. Biz hayvanlarımızı ne yapacağız? Zorlu şartlarda gördüğünüz gibi 1400 rakımlı mezradayız şu anda yükseklik bulunmaktadır. Tabii buranın kışı biraz daha da çetin olmaktadır. Bizim de ne yapacağız? Baba mesleği olduğu için biz de bunu tabii gönül vererek, severek yaptığımız bir iş olduğu için tabii bu zorlu şartlarda herkesin yapabileceği bir şey de değil. Bizim tabii böyle bir temennimiz var devletimizden. Biraz daha da bu şeylerin desteklenmelerinin yapılması, özellikle mezralara ve köylere destek vermelerini isteriz. Çünkü bizim gençlerimiz işlerimizin daha zor ve yoğun olduğundan dolayı bu işleri yapamazdı. Herkes şehre göç etmektedir. Bu göçü durdurmamız için devletimizden sadece bir ricamız var. Bize biraz destek verip de tabii bunu da biraz geliştirmek amacıyla bu mesleği sürdürmek ve bunu yapmak isteriz. Biz 6 aya yaklaşık olarak tabii bu da ne yapıyor? 180 gün yapıyor. Bizim bugün de bir yem torbası 80 liradan alıyoruz. Tabii biz bunda kar ediyoruz değiliz. Mecbur kaldığımız için başka bir iş yapamayız biz burada. Mecbur kaldığımız için tabii biz bundan kar edemiyoruz. Kar ediyor dersek de her şey ortada. Çünkü ne kıt kanat geçiniyoruz. Hadi hayvancılık desteklensin. Yem desteği olsun. Ne bileyim ahır desteği olsun.
bunların yapılmasını isteriz. Çünkü niye? Biz de bu işi geliştirmek isteriz. Biz de çocuklarımıza ve geleceğimize dönük bir şeyler yapmak isteriz. Evet, benim adım Mahmut Kaya. Ben bu köyde yaşıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyor benim ailem. Gerçekten çok zor şartlar altında bu işi yürütmekteyiz. Ülkemizde de çok güzel şeyler oluyor, çok güzel hizmetler oluyor. Bu hayvancılık konusunda da çok güzel hizmetler oldu ve olmaya da devam ediyor. Ve inşallah da artarak devam eder. İnsan gücümüz şu anda mevcut. Birçok ülkede olmayan insan gücü bizim ülkemizde mevcut. Kesinlikle bundan çok yararlanılması lazım. Biz insanlar da eskisi gibi hayvanlardan da pek kar edemiyoruz. Yani büyüklerimiz, bu işte uğraşan ailemiz de çok karlar elde edemiyor. Yani işte yemler çok pahalı olmuş, otlar çok pahalı olmuş. Yani bunları bir şekilde tedarik etmemiz lazım. Bu konular biraz iyileştirilse daha güzel, daha memnun edici olur. Beni hiç yak ha. Yavaş yavaş.